أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله نوركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا Yeah.

فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن بسم الله الرحمن الرحيم بسم <applause> بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخاص واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيماً ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما صدق الله Bismillahirrahmanirrahim. Çok aziz izleyicilerimiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Cenabı Hak sıhhat ve afiyet üzere daim eylesin inşallah. Vücutlarımıza sıhhat ve afiyet, hanelerimize bereket lütfeylesin. Değerli kardeşlerim bu akşam sizinle vatan kavramı üzerinde sohbet edeceğiz inşallah. Vatan her birimizin bir vatanı var. Dünyada değişik topraklar vatan olarak adlandırılıyor ama herkes kendi ülkesini vatan biliyor. Niye kendi ülkesini biliyor? Çünkü orada doğdu, büyüdü orada onun değerlerine önem veriliyor. Onun değerleri orada yaşanıyor, yaşatılıyor ve geleceğini orada tesis ediyor. Gelecek nesillere bu değerleri orada aktarıyor. Bu manada bir toprak parçası, bir kara parçası gibi aklımıza gelirse de o kara parçasının havası da, denizleri de, suyu da yerin altıda, da üstü de hepsi vatanın bir parçası. Bu parça üzerinde biz yaşıyoruz ve hayatımızı orada devam ettiriyoruz. E, Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem de Mekke-i Mükerreme'de dünyaya gelmişti. Orada büyüdü, orada değerler edindi ve Cenab-ı Hakk'ın ona göndermiş olduğu Vahyi orada aldı, orada tebliğ etti. Vatan topraklarını gün geldi hicret dolayısıyla terk etmek zorunda kaldı. Ama bu bir kaçış değildi. Daha sonra dönmek üzere bir mevzi değiştirme hadisesiydi. Nitekim e, hicretten sonra uzun yıllar sonra Mekke'ye, döndü ve Mekke'nin fethini de gerçekleştirdi. Vatanla ilgili olarak şairlerimizin çok değerli şiirleri vardır, kıtaları vardır. Biz vatanımızı her türlü tehlikeye karşı savunuruz. Vatan adeta şehit kanlarıyla sulanmış toprak parçasıdır. Onun için Mehmet Akif der ki, İstiklal Marşı'nın içerisindeki iki kıtasında, ''Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.'' Yani bu topraklar bizim şu anda dünyanın belki gözünü diktiği vatan toprağımız aslında şehitlerimizin kanlarıyla sulanmıştır halen de bu sulama, şehit kanlarıyla sulama işi devam etmektedir. Devamında da şöyle diyor Akif, canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda, yani cüda ayrı demek, beni vatanımdan ayrı düşürmesin. Cenab-ı Hak kimseyi vatanından uzak diyarlara düşürmesin vatandan uzak olmak oranın ne önemli bir nimet olduğunu anlamaya da yardımcı olur. Yine devamında Akif vatan kavramının asıl özelliğini ve önemini nereden aldığını vurgulamak üzere diyor ki ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Yani bütün isteğim vatan derken bu topraklar üzerinde benim bütün isteğim mabedimin göğsüne namahrem elinin değmemesi. Yani gayrimüslim unsurların ve onların ideolojilerinin, onların beklentilerinin, onların benim vatanım ve milletim üzerindeki düşüncelerinin benim camime, mabedime değmemesi cami de burada bir semboldür, mabet de bir semboldür. Yani vatanın üzerinde onların hakimiyet kurmaması. Sonra da asıl beytine devam ederek der ki, bu ezanlar ki şehadetleri, dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Yani ezanı Muhammedi elhamdülillah. Günde beş defa vatanımızda okunuyor. İslam yurdunda okunuyor. Bu ne büyük bir nimettir. Böylece İslam yurdunda o bölgenin Müslüman olduğu günde beş defa ilan edilmiş oluyor. Şehadetler dinin temelinden maksat da iki tane şehadet kelimesi var ezanın içerisinde. Birisi eşhedü en la ilahe illallah yani Allah ben kesin kes inanırım ve açıklarım ki şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir tanrı, hiçbir ilah yoktur. İkincisi de Eşhedü enne Muhammeden Resulullah Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. Buna da kesin kes inanırım. Bunu da açık açık ifade ederim. Buna şehadet ederim. Bu iki ifade aynı zamanda mümin olurken söylenen asgari cümledir. Yani bir kimse Müslüman olmak istese biz ona ilk önce kelime-i şehadeti telaffuz etmesini söyleriz. Yani nedir o kelime-i şehadet? Hani Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ben inanıyorum ki, kesinlikle ifade ediyorum ki Allah'tan başka herhangi bir ilah yoktur. Ve yine ben inanıyorum, kesinlikle ifade ediyorum ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kuludur, Allah'ın peygamberidir. Bu iki ifade ezanda geçer. Ezanla birlikte dünyaya ilan edilmiş olur. Bu manada ezan bir beldede, bir bölgede orasının Müslüman beldesi, Müslüman bölgesi olduğunun dünyaya ilanıdır. Bugün şöyle bir yurt dışına da çıksak mesela Balkanlara doğru gidecek olsak zaman zaman geçtiğimiz yerlerde minareler görürüz. O minareler Orada ezan okunduğunun sembolüdür. Dolayısıyla ezan bir sembol olduğu gibi minareler de zaman içerisinde gelişmiş adeta bir sembol olmuştur. Bunu bilhassa tanımadığımız, bilmediğimiz ülkelerde gezerken daha rahat hissederiz. Bir yerde bir cami arayacak olsak, bir yerde namaz kılacak bir mekan arayacak olsak o zaman minareye bakarız. Nerede minare varsa biz de oraya doğru yönelir, orada gider ibadetimizi yaparız. Yine bir bölgede cemaatle namaz kılınması da oranın Müslüman olduğunun en önemli işaretidir. Yani bir bölgenin Müslüman olduğunun dışa vuran en önemli işaretlerinden birisi ezan, birisi de cemaatle namazdır. Onun için geçmişten günümüze hem alimlerimiz hem milletimiz hem halkımız buna büyük önem vermişlerdir. Hatta anlatılır bir savaşta Müslümanların karşısına gayrimüslim unsurlar haber vermeden yine kendi kontrolleri altındaki bazı Müslümanları çıkarırlar. Onlar cephede karşılarındakilerin Müslüman olduğunu bilmeden savaşa girecek iken karşı cepheden ezan sesini duyunca dururlar ve derler ki bunlar Müslüman. Ezanın böyle önemli bir özelliği var ve elhamdülillah vatanımızın üzerinde de ezan hep okundu, okunuyor. Değerli kardeşlerim, vatanımız bizim için çok değerli. Onun için canımızı icabında vatan uğruna veriyoruz ve vatan uğruna canını veren şehitlerimize büyük bir hürmet duyuyoruz, saygı duyuyoruz. Onlar için dua ediyoruz ve onların bizim güvenliğimiz için, bizim huzurumuz için, bizim daha rahat ibadet hayatımızı yaşamamız için canlarını verdiklerinin şuuru içerisinde minnet duyguları besliyoruz. Bugün ülkemiz, milletimiz bu manada da bir takım düşman tehlikeleriyle karşı karşıyadır. Şöyle bir hatırlıyorum. Bundan 100 sene öncesine gidiyorum. O 100 sene öncesinde İslam dünyasında ne sıkıntılar vardı veya ülkemiz olarak düşündüğümüzde Çanakkale cephemiz vardı. Savaşıyorduk birilerine karşı. Balkanlarda savaşıyordu dedelerimiz, atalarımız Kafkas cephesinde savaşıyorlardı. Adana'da, Antep'te, Antep'e niye Gazi dendi? Maraş'a niye Kahraman dendi? Urfa'ya niye Şanlı Urfa dendi? Böyle bölgelerimiz var yine Erzurum'da, Kars'ta, bütün cephelerde, Musul'da, Kerkük'te, İzmir'de, Domlu Pınar'da, Afyon'da, yurdumuzun birçok bölgesinde cephe cepheye savaşıyorduk düşmana karşı. E bugün... Bugün o cephedeki düşmanlar içimizdeki hainler vasıtasıyla yine faaliyetlerini sürdürüyorlar. Teröre karşı o, onun arkasındaki yabancı güçlerin olduğunun şuuru içerisinde olup birlik ve beraberlik halinde dimdik ayakta duracağız. İslam dünyasının bugün Dün hani bizim aynı sınırlar içerisinde olduğumuz birçok şehrin bugün yine çok sayıda ülkenin savaş alanı haline geldiğini maalesef görüyoruz. Dün olduğu gibi bugün de İstanbul'da bombalar patlatıyorlar. Ankara'da, Kayseri'de, Hakkari'de, Kilis'te, Şırnak'ta, Urfa'da yurdumuzun değişik bölgelerinde sınır boylarımızda ve iç bölgelerde terör icra faaliyet ediyor. Milletimizi yıldırmak istiyor. Milletimizi korkutmak istiyor. Ama biz bütün bunlara karşı birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı güçlendirerek, kuvvetlendirerek onların karşısına çıktığımız takdirde, onların karşısında durduğumuz takdirde hiçbirisi inşallah başarılı olamayacaktır. Ve bizim gücümüzü gördükleri andan itibaren de geri adım atmaya mecbur kalacaklardır. Bu yurdumuzda bilhassa mescitler, camiler bir eman yeridir, güvenlik ortamıdır. Kabe-i Muazzama'nın adeta şubesi durumundadır. Kabe-i Muazzama için Cenab-ı Hak der ki, وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا önce oranın yeryüzündeki kurulan ilk mabet olduğunu ifade eder. Ondan sonra da oraya giren emniyettedir, güvendedir buyurur. Ama mescitleri de bir fitne odağı haline getirmek isteyenler olabilir. Bunun örneği Peygamber Efendimiz'in hayatında, zamanında vardır. Dolayısıyla bunlara karşı din istismarcılarına karşı dini vatanımızı bölmek, milletimizi parçalamak, dünyayı huzursuz etmek, hatta dünyayı İslam'dan korkutmak için kullanan hainlere karşı da uyanık ve dikkatli olmamız gerekiyor. Peygamberimizin hayatında o hayatta iken olan hadise nedir? Şuydu. Tabii ki Peygamber Efendimiz Mescid-i Nebevi'ye ya yani Mescid-i Nebevi'yi inşa ettikten sonra mescit o mescit Müslümanların dinlerini öğrendikleri, anladıkları, anlattıkları, yaşadıkları, hatta gelecek adına kararlar aldıkları, önemli olayları görüştükleri bir hayat merkeziydi. Böyle bir merkezdi. Yine bu manada Kuba Mescidi de önemli bir mescitti. Mescidin bu önemini gören bazı kimseler yine mescit üzerinden İslam'ı vurmak istediler. Medine yakınlarında kendileri de bir mescit inşa ettiler ve o mescidi adeta meşrulaştırmak için Peygamber Efendimiz'i mescitlerine davet ettiler. Peygamber Efendimiz de oraya gitmek üzereydi ama o Cenab-ı Hak'tan vahiy alarak oraya gitmeme konusunda uyarıldı. Kur'an-ı Kerim bize o mescidi Tevbe suresinde anlatır. Ve bizim literatürümüzde de o mescid için mescidi dırar ifadesi kullanılır. Tevbe suresinin 107. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Estaizu billah. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا دِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْر۪يقًا بَيْنَ الْمُسْلِم۪ينَ ve irsaden limen Allah ve rasulahu min qabl. Yani bir grup insandan bahsediyor. Onlar mescidi bir zarar verme mekanı, bir küfür mekanı, bir Müslümanlar arasında tefrika mekanı, tefrikan beynel müminin, Müslümanları bölme, parçalama mekanı ve irsaden, irsat, rasat kelimesi size bir şeyler ifade edecektir. Rasathane, yani bir gözetleme merkezi haline getirenler. Kim adına yapıyorlar? Kimin lehine gözetliyorlar? Limen haraballâhe ve rasûlehu. Allah ile ve Allah'ın Resulü ile muharebe edenler lehine. Onlar adına böyle bir gözetleme merkezi adeta bir fitne merkezi olarak bir mescid inşa etmişlerdi. Ve o mescide Peygamber Efendimiz de davet etmişlerdi. Hatta öyle ki Kur'an bize haber veriyor. Ve le ne in eradna illa'l husna. Onlar şuna yemin edecekler, yemin ediyorlar. Biz bunu yaparken sadece iyilik istedik, iyilik murad ettik. Başka hiçbir gayemiz ve muradımız yoktur diyecekler. Allah diyor ki Peygamber Efendimiz uyarak Vallahu yeşhedü en innehum lekatibun. Allah şahittir ki onlar yalancıdır. Ve la takum fihi ebeda. Sen orada asla kıyama durma. Orada namaza durma diye Peygamber Efendimiz de böyle uyarmıştır. Ondan sonra da daha ilk günden itibaren takva üzere kurulmuş olan, tesis edilmiş olan mescit senin namaz kılmak için, kılman için en uygun olan mescittir buyuruyor. Bu mescitten maksat da Mescid-i Nebevi'dir veya Kuba Mescididir. İki görüş var. İkisi de takva üzeri kurulmuş mescitlerdir. İkisinde de iyi faaliyetler icra edilmiştir. Ama mescitleri burada anlatıldığı gibi kötü amellerine alet etmek isteyen hainler, zalimler de daima olabilir. Bunlara karşı da dikkatli ve uyanık olma mecburiyetimiz vardır. O mescitleri derken Cenab-ı Hak fihi ricalun yuhibbuna en yetadahharu vallahu yuhibbul buyuruyor ki yani orada tahir olmayı, temiz olmayı, temizlenmeyi seven insanlar var. O Allah da böylelerini sever. Aziz kardeşlerim, mescitler bizim için önemli. Yani vatanla bağlantısı açısından ifade etmek istersek vatanımızda elbette ki orayı vatan yapan şey bizim değerlerimizin orada yaşanıyor olması, değerlerimize değer veriliyor olmasıdır. Bizim bu değerlerimizi dünyaya gelecek nesillerimize aktarma, hürriyetimizin, özgürlüğümüzün bulunmasıdır. Bunu sağlayan bunu temin eden topraklar işte bu topraklar bizim topraklarımız bu vatan bize atalarımızdan dedelerimizden emanet olarak kaldı her bir aileye sorsak bugün Çanakkale'de bir hatırası vardır atalarıyla ilgili Balkanlardan hatıraları vardır Kafkaslardan hatıraları vardır hatta Yemen türküsü dilden dile dolaşır anlatılır hepimiz biliriz ki kimisi Yemen'e gitmiştir. Filistin'in bizim hayatımızda yeri vardır ve bunun tüm bunları koparan, parçalayan unsurlar bugün 100 sene sonra yeniden İslam dünyasını, yeniden bu toprakların sınırlarını tayin etme hevesindedirler. Tüm bunlara karşı dikkatli olmamız, uyanık olmamız gerekmektedir. Cenab-ı Hak İnşallah biz onun yolunda olduğumuz zaman yardımını lütfedecektir. Yardımını bizden esirgemeyecektir. Aziz kardeşlerim, değerli izleyiciler, ben hepinize hayırlı akşamlar dilerken kısa bir dua ile programımızı yine bitirmek istiyorum. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi alemin, bütün vakitlerimizi hayırlı eyle. Ya Rabbi, gecemizi, gündüzümüzü hayırlı eyle. Bizi iyilerle beraber eyle. Cennetine girecek ameller ihsan eyle ya Rabbi. İç huzurumuzu da, dış huzurumuzu da sen müzdad eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizi seni sevenlerden eyle. Seni sevenleri sevenlerden eyle seni sevenlerin sevdiklerinden eyle. Aramızdaki ülfeti, muhabbeti, sevgiyi, saygıyı daim eyle. Bizi, Ya Rabbi bizi dünyaya örnek olan, İslam'ı güzel yaşayan müminler eyle. İslam'ı güzel temsil eden Müslümanlar eyle. Dünya ile olan irtibatımızı, ahiret ile olan irtibatımızı dengeli eyle. Bizi dünyayı da ahireti de terk etmeyenlerden eyle. Vatanımızı her türlü tehlikelerden sen muhafaza eyle ya Rabbi. Milletimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin şehitlerimiz var. Geçmişten geleceğe birçok şehidimiz var. Günümüzde de şehit olan kardeşlerimiz var. Onlara rahmet eyle ya Rabbi. Ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Cennette Peygamber Efendimiz'e yakın eyle Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin. Anamıza, babamıza, bütün yakınlarımıza, hayatta olmayanlara da rahmetinle muamele eyle Ya Rabbi. Hayatta olanlara sıhhat ve afiyetler ihsan eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi sana şükredenlerden eyle, seni zikredenlerden eyle, sana güzel kulluk edenlerden eyle Ya Rabbi. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين